Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saçımı son dönemde nasıl bu kadar hızlı uzattım, saçım nasıl bu kadar güçlü, nasıl parlak, bunlardan bahsedeceğim. Kısacası saç bakım rutinimden birazcık bahsedeceğim. Ben şu an kullandığımdan önce John Frieda'nın Charbonne serisini kullanıyordum. O seriden de memnundum ama saçlarıma böyle inanılmaz şöyle katkısı var, böyle katkısı var diyemiyordum. Saçıma ekstra bir parlaklık verdiğine emindim rengine. Ama hani hızlı uzatma veya hani kırık giderme, ekstra güçlendirme gibi katkıları olduğunu düşünmüyordum. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Şu an kullandığımda Nuna Türkiye'nin Brezilya Keratini olarak geçen saç bakım serisi. Şuraya doğru dönecek olursak. İlk olarak normal kullandığım şampuandan bahsedeyim. Benim yıllardır hiç değişmeyen ve daima evde kesinlikle bir tane bulunan Dalan Olive'in şöyle zeytinyağı özlü şampuanı var. Bu şampuan benim abartmadan söylüyorum en az 6 yıldır kullandığım bir şampuan. Çok sevdiğim bir şampuan. Paraben içermeyen, bence kokusu çok güzel olan, çok temiz olan, rengi şeffaf olan, gerçekten saçımı iyi temizlediğine inandığım güzel bir şampuan. Ben ince telli ve sönük saçlar için olanını kullanıyorum. Benim saçıma az da olsa hani güzel bir hacim verdiğini düşünüyorum ben bu şampuanın. Şu son 2-2,5 aydır düzenli olarak sadece Nuna Türkiye'nin şampuanlarını kullandım ki size güzelce fikirlerimi anlatabileyim ve sadece saçlarıma onların etkilerini bir görebileyim diye. Son 2-2,5 aydır da Dalan'ı kullanmıyordum. Ama bu şampuanı da göstermek istedim çünkü çok severek kullandığım bir şampuan. Nuna Türkiye'ye gelecek olursak saç kremi ve şampuanlı klasik bildiğimiz iki ürünleri ama bundan farklı olarak da likit formda, sıvı formda bir keratini var. Ya benim eski takipçilerim daha iyi hatırlarlar. Her zaman saçta keratini çok sevdiğimi söylerdim. Keratinli ürünleri çok seviyorum çünkü keratin saçı inanılmaz besliyor. Ve zaten saçımı da şu 2 ay içerisinde, 2,5 ay içerisinde belirgin bir şekilde uzattığını düşünüyorum. Merak edenler için videonun sonunda nasıl uyguladığımı da göstermeye karar verdim. Ama şimdi birazcık üzerine konuşmak istiyorum. Saç kremi ve şampuanına gelecek olursam şunu söyleyebilirim ki şampuanı inanılmaz köpüren bir şampuan değil. Ama hani artık çok kişi biliyor ama ben de burada söylemek isterim. Çok köpüren şampuan saçı iyi temizliyor demek de değil. Hatta aksine daha dün haberini bir kez daha izledim. Şampuan çok köpürüyorsa içinde o kadar fazla kanserojen madde var demekmiş. Saçımı iyi temizlediğini düşünüyorum. Ve bununla birlikte hani şampuan geçişlerinde kepeklenme problemi olabiliyor ya. Ben de bu seride hiçbir şekilde öyle bir problem olmadı. Saçımın hani bir alışma süreci olmadı. Tabii ki bu benim saçıma uygun olanı. Siz de dilerseniz internet sitesine girip kendi saçınıza uygun olanı bulup onu kullanabilirsiniz. İşte ne bileyim saçınız çok kimyasal işlemden geçmişse, saçınız çok yıpranmışsa, ne bileyim boya varsa buna özel bir seri var. Saçınız kıvırcıksa kıvırcık saçlara özel seriler var. Kendinize uygun olan seriyi tabii ki kullanmanızı öneriyorum. Saçımı her yıkadığımda hafta içerisinde şampuan ve saç kremini kullanıyorum. Ama tüm serinin tüm hepsini uygulayacağım zaman şöyle sırayı değiştiriyorum. Önerilen kullanım şeklinde uyguluyorum. Size de anlatayım onu. Bu dördünü uygulayacağım zamanlarda böyle uyguluyorum. Önce şampuanı uyguluyorum 2 defa. Bunun ardından saçımın ıslaklığını birazcık havluyla alıp saçıma özellikle diplerinden başlayarak saç bakım maskesini uyguluyorum. Tüm saçıma dipler ağırlıklı olmak üzere iyice yayıyorum. Ve saçlarımı böyle topuz şeklinde topluyorum. Üzerine genelde bir duş bonesi geçiriyorum. Öncelikle o bonenin üzerinden yaklaşık bir 5-7 dakika boyunca saçımı kurutuyorum. Bunun ardından da bir 15-20 dakika boyunca öyle bekliyorum. Ondan sonra saçımı yıkayıp saç kremini de maskeden sonra uyguluyorum. Benim sıram bu şekilde değişiyor haftanın bir günü bunu uygularken. En sonunda banyodan çıktıktan sonra saçlarımı tarayıp aynı boya uygular gibi likit keratin uyguluyorum. Bu arada belki merak edenler olacaktır. Benim saçım boya değil. Kendi saçım ama saçınızda boya varsa bile bu seriyi kullanmanızda bir sakınca asla yok. Bayağı yağlı. Yani keratin bildiğiniz yağ, keratin yağı gibi düşünün bunu. Onun ardından da saçımı normal kurutuyorum. Kuruturken ben ilk kullandığım zaman hani yağlı olduğu için ya saçım yağlı mı gözükecek? Ay kurumayacak mı falan dedim. Ama hiçbir şekilde dışarıdan saçınız yağlı vesaire gözükmüyor. Bunun garantisini bir vereyim. Çünkü ben acaba gözükecek mi diye korkmuştum. Ve dediğim gibi bir iki gün sonra da saçınızı aynı şekilde yıkayıp normal sadece şampuanı ve saç kremini kullanıyorsunuz. Haftada bir
bu dediğimi yapıyorsunuz ve bir ay boyunca özellikle yapmanız öneriliyor ve bir ayın sonunda zaten saçınızın bence uzamaya başladığını veya saçınızdaki değişimleri net görebileceksiniz ama bir ay haftada bir olmak üzere düzenli olarak yapın. Bir aydan sonra haftada bir değil, 1,5 haftada bir, 2 haftada bir yapmaya başladım. Ve zaten bence saçımdaki değişim direkt fark edildi. Saçımın uzadığı direkt fark edildi. Eğer hani cidden saçımı uzatmak istiyorum diyorsanız çok öneriyorum size. Likit keratin gerçekten çok ilginç. Ben daha önce hiç böyle bir ürün kullanmamıştım saçımda. Bu yüzden vay be diyerek kullanıyorum her kullanışımda. Bunun dışında zaten böyle saç bakım maskeleri daha önce kullanmıştım. Bunların faydası da özellikle dediğim gibi saçı inanılmaz yumuşatması ve nem dengesini çok güzel düzeltmesi. Saçınız kuruysa falan zaten müthiş yardımcı olacaktır. Bunun dışında bunun bir ürünü daha var. Bu saç uzatmakla alakalı değil ama saç bakım rutinimi de çektiğim için aynı zamanda paylaşmak istedim. Bu seriden ayrı olarak satılan bir ürün. Bu saçı ısıya karşı koruyan böyle bir saç kremi. Aynı zamanda saç şekillendirmeyi de kolaylaştırıyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Böyle birazcık daha katı bir formda. Elinize alıp ısıttığınız zaman böyle sıvılaşan bir ürün. Şekilde kalıcılığı ve saçı korumayı, daha yüzeyinin parlak gözükmesini vaat ediyor. Ben bunu da bayağı severek kullanıyorum. Saçımı kuruttuktan sonra veya yarısında, kurutmanın yarısında saçıma böyle boylarına, uçlarına uyguluyorum. Saçımı birazcık daha öyle kurutup bu şekilde genellikle uyguluyorum. Kuruttuktan sonra da birazcık saçımı alıp yedirdiğim oluyor. İki şekilde de uygulanabiliyor. Bunun dışında saçınızı uzatmada verebileceğim bir diğer öneri Hindistan cevizi yağıdır. Yani yağlar genellikle saçı besleyici olduğu için tabii ki saçın daha hızlı uzamasına da katkısı var. Onun dışında Hindistan cevizi yağı saç dökülmelerine karşı da iyi olabilecek. Saçınızı yine güçlendirebilecek bir yağ. Ama ben son 2 aydır yaklaşık hiç kullanmıyorum. Çünkü dediğim gibi sadece bu seriyi gözlemlemek istedim. Başka hiçbir ürünün saçımda etkisi olsun, beni yanıltsın istemedim. O yüzden 2 aydır kullanmıyorum ama bunun öncesindeki süreçte düzenli olarak kullandığım, saçıma en az ayda bir falan böyle maske yaptığım güzel bir yağ, yani zaten Hindistan cevizi yağı. Ve son olarak benim saçımda uyguladığım böyle bir serum var. Zaten yine daha önce bunu da söylemiştim, saç serumlarını da çok seviyorum. Banyodan çıkıp saçımı taradıktan sonra kurutmadan önce böyle saç uçlarımı uyguluyorum. Ya da böyle saçımı kuruttuktan sonra saç uçlarımı uyguluyorum. Saçı kesinlikle çok daha parlak gösterdiğine, daha böyle yumuşattığına ve bakımlı gösterdiğine dediğim gibi inanıyorum. Bu yüzden yıllardır saçımda daima serum kullanıyorum. Bendeki L'Oreal Elsevier'in bu mucizevi yağı bitti zaten. Ama birçok böyle markanın serumunu da kullandım. Yeni olarak bundan mı alırım bir daha, neyi alırım bilmiyorum. Aslında bu serinin bir de serumu var galiba ama bende o yok. Belki onu da deneyebilirim, bilmiyorum. Aslında o da çok hoş olabilirdi. Benim saçımda kullandığım ürünler böyleydi. Umarım siz de kullanırsanız, denerseniz sizin de işinize yarar. Ama benim gözle görünür bir biçimde saçımı uzattığı, kesinlikle canlandırdığı ve bakım yaptığını söyleyebilirim. Bu ürünleri, daha doğrusu Nunar Türkiye'nin falan web sitesine bilgi kutucuğuna koyarım. Kendi saçınıza uygun olan seriye, diğer şampuanlarına vesaire bakabilirsiniz. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.